Misafirler, basınımızın çok saygıdeğer temsilcileri ve kıymetli analar. Öncelikle geçen hafta Perşembe gün ani bir rahatsızlık sonucu geçirdiğim fıtık ameliyatı sonrasında bugün itibariyle hem Kozantı Belediyesi'nde hem de Büyükşehir Meclisi'ndeki görevime dönmüş bulunmaktayım. Bu süre zarfı içerisinde bizzat ziyaret ederek, bizzat gelerek ve binlerce mesaj atarak bizim bu zor günümüzde bize kardeşliğe gösteren bütün dostlarıma öncelikle teşekkür etmeyi bir görev ve saygı gereği olarak ifade etmek isterim. Ama bu süre içerisinde tabii beni ayağa kaldıran sebepler de var. Mustafa Çay mücadeleyi sever. Geçen hafta pazar gün Bozant ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresinde konuşma yapan Sayın Zeydan Karadar Büyükşehir Belediye Başkanımız orada bir ifade kullandı. Geçmişte bizim yol arkadaşımız olan Haşmeler Eseniliği'ne övünen Sami Baysal arkadaşımız Büyükşehir Belediyesi'nin park bahçelerinde aldığı işleri iyi rahat takip edebilmek için hepinizin malum olduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun rozet takmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne iltihak etti. Lavanta dikiminde oradaydı. Bu hafta sonu da yine o salonda oradaydı. İşte Sami Baysal'la beraber olsalardı bugün Pozantı Belediyesi bizimdi. Ama Mustafa Çay gücenmesin, gelecek seçim Pozantı'yı alacağız dedi. Ben de sosyal medyadan cevap verdim. Baktım ki koltuk gidecek. Bu fıtık fıtık sana yakışmaz. Yamayı yaptırdım geldim bugün huzurlarınızda. Önce bir sistemle, önce bir böyle şeyle tebessümle başlayalım istedim. Evet değerli arkadaşlar, biz her ne kadar yatakta da olsak, malum o dönemde başkan vekilim olan Sayın Durmuş Taşlılar burada Büyükşehir Meclisi'nde konuşma da yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum bu süre içerisinde bizi saygınlıkla temsil ettiği için. Ben yatakta da olsam, Şığı bölgesi dahi bütün zorluklarda halkımın hep yanında oldum, hep beraber oldum, koordine etmeyi hiç boş bırakmadım. Allah'a çok şükür, çok çabuk bir şekilde yollarımızı açtık ama maalesef ki tarihinde ilk kez bir çığ felaketiyle karşı karşıya kalan Pozantı'da iki kardeşimizi rahmeti rahmana uğurladık. İki kardeşimiz de çok şükür ki sağlıkları yerinde yaralı olarak kurtuldular. Değerli hemşehrilerim, şunu söylemek istiyorum. O dönemde bizzat Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş Beyefendi başta olmak üzere, Sayın İlçe Kaymakamımız Muammer Sarı Doğan Bey, yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karadar Beyefendi, Fen İşleri Daire Başkanı arkadaşımız, ben Yol İşleri Müdürünü koordinatörüm aracıyla öğlen saatlerini arattırdığında araç takviye yapacak araç ellerinde olmadığını söylemişti ama Zeydan Bey'le bizzat Vali Bey'in ve Kaymakam Bey'in kontak kurmasından sonra Daire Başkanı Ahmet Bey'in de devreye girmesiyle maalesef Büyükşehir'den gelen araçlarla yolları açtık. Yani K9 dediğimiz paletlerle açtık. Önemli olan hangi yerin size ait olduğundan ziyade neyin nasıl yapılacağını, halkın sıkıntılarının nasıl giderileceğini ve hızlı bir şekilde halkın hayata dönüşünün nasıl sağlanacağını ortaya konması herkesin öncelikli olarak hizmet görevi olduğunu ifade etmek isterim. Bu süreçte tabii ki bir sistemim var. Ben 3. dönem belediye başkanıyım. 2014 yılındaki Büyükşehir Belediye Yasası'yla beraber bu köylerin tamamının hizmetini götüren bir özel idare vardı. Hepimiz biliyoruz. Özel idareler kapandığında o günkü konjonktür ve siyaset gereği bizim ilçelerimiz, 16 tane köyümüz var bizim. Bu köylerin hizmetini götüren bir herhalde greyler vardı, bir kamyon vardı, bir kepçe vardı. Maalesef Pozantı Belediyesi'ne verilmiş bir tane araç yok. Biz kendilerimizdeki 3 tane cisibimizle, 70 yılından kalma çakar çakmaz bir greylerimizle halen mücadele etmeye gayret ediyoruz. Ve bu mücadeleyi yaparken vatandaş ilk kar düştüğü andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaları ya da Fen İşleri Daire Başkanı'nı aramıyor. Kendisinin belediye başkanını arıyor. Ve dolayısıyla siz köyün içine hizmet edebilmek için de Büyükşehir'in ana koordinatör olarak ana yol sorumluluğunda olan yolu açmakla sorumlusunuz. Onun için bu tür durumlarda siyaset üstü anlayışla insanların birbirine destek olması, gayret etmesi lazım. Biz bütün araçlarımızla ana tekirin ana yolu, karayollarına ait olmasına rağmen onlar otoban kapandığı için otobanda mücadele ederken biz ana yolu açmak için mücadele ettik. Büyükşehir Belediyesi'nin ana yollarında Büyükşehir'in aracı Çamlıbel köyümüzde mücadele ederken biz Pozantı Belediyesi'nin araçlarıyla Aşçı Bekirli, Yağlı Taş, Karakışlakçı ve Yukarı Beremedik yolunun ana güzergahlarını açmaya gayret ettik. Ama bu dönemde şunu gördük.
Büyükşehir Belediyesi'nin çok acil bir şekilde koordinatör eksikliğini gidermesi lazım. Araç yok, koordinatör gelemiyor. Koordinatör gelmediği için bizimle muhatap olacak kimse yok. Koordinatörün aracılığıyla şube müdürünü arıyorsunuz. Şube müdürü diyor ki yok, yokluğu olmuyor. Burada hizmet bekliyoruz. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki aşağı Belemedik, yani bizim şu anda turizm bölgemiz olan Belemedik'te Hüseyin Sözlü Başkan'ın son döneminde dahil olmak üzere. Biz iki tane orada ana yol üzerinde köprü var. Bir tanesi Bürücek, Eski Konacık ve Akçatekir'den gelen bütün suya sularının toplandığı dereden gelen ve bizim geçmişte koyduğumuz küçük büzlerle geçiş sağlayan, yolu altında geçiş sağlayan, demir yolunun altına geçen bir köprü ve her selde o yolu arıyor ve Belemedik'te ana yol bağlantısı kesiliyor. Biz müdahale ediyoruz, kamyonlarla taşlar döküyoruz, kepçemizle gayret edip çekmeye çalışıyoruz. Ama oraya bir demir köprü yapılmasının elzem olduğunu ifade ettik. Bu dönemde de yazışma yaparak bildirmemize rağmen, özellikle Serdar Seyhan Bey'in bu konuyu takip etmesini rica ediyorum burada başkan olmadığı için, yani ilgili birimlerle. Bir de hemen devlet demir yollarının olduğu yerde Belemedik'e yakın olan, o enerji üretim yerine yakın olan bölgede çok dar demir yolu raylarıyla yapılmış bir köprü var. Gidenler iyi bilir. İnanın bir arabanın zor sığdığı bir yer. Birkaç defa da bayan arkadaşlar araçlar dikkatsizlikleri sonucunda dikildi kaldı arabalar. Yani bu iki yol büyükşehirin ağında olan bir yol. Ve lütfen bu iki köprünün artık neyi bekliyoruz, can kaybını bekliyoruz? Bir an önce ayağa kaldırılmasının elzem olduğunu yazışmayla ifade ettik. Sözlü konuştuk. Bugün de kürsüden konuşuyoruz kayıtlara gelsin tutanaklara diye. Bunun sorumluluğunu ben almak istemiyorum. Ben Pozantı'nın ve Adana'dan gelen turizmci kardeşlerimin adına bu sorumluluğumu yerine getiriyorum. Bundan sonraki sorumluluk ana sorumluluk olan Büyükşehir'e aittir. Bu noktayı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Son konuda Pozantı son yıllarda aldığı yoğun kar yağışlarıyla hepimizin dikkatini çekiyor. Ve bize de bizim kendimizin de biraz sanatçı ruhu olması nedeniyle türkü söylediğimiz kadar iyi de fotoğraf çekiyoruz biraz herhalde. Canlı yayınlar yapıyoruz karlar olurken. Bundan dolayı gerçekten ciddi anlamda bir ilgi görüyoruz. Armudolu anlatıyoruz. Armudolu hayatında görmediği kadar insan ve araç görüyor. Yani bizim Adana'da şu eksikliğimizi çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biz turizm değerlerimizi ve potansiyellerimizi Adana'da değerlendiremiyoruz. Geçmişten beri Aytaş Durağan döneminden beri Elmalı Boğazı dediğimiz, yani Tar Boğazı ile Tekirdağ arasında kalan ve Adana Büyükşehir sınırlarında yer alan bölgede bir kayak turizmi yapılmasının elzem olduğunu, yani bugün Hakkari'de, Şırnak'ta kayak turizmi yapılabiliyor, Tunceli'de, Munzur'da artık sörfler yapılabiliyor. Biz şurada burnumuzun dibinde bir kayak merkezini kurabilecek bir hamleyi yapmadık. Sonra da hepimiz birbirimizi eleştiriyoruz. Diyoruz ki Adana gündeme niye adliye haberleriyle geliyor? Bizim iyi haberlerle gelmemiz için iyi yatırımlar yapmamız lazım, bölgemizi hareketlendirmemiz lazım. Lezzet festivallerimizin önemi kadar turizm değerlerimizin bu destinasyonu tamamlayacak unsurları ortaya koyması lazım. Bunun için bütün buradan hem Büyükşehir Belediye'mizin, hem Sayın Valiliğimizin, hem de buradan Adanalı turizm yatırımcılarına net bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Pozantı Belediye Meclisi olarak bütün yatırımcı kuruluşların önünde bütün engelleri kaldıracağımızın sözünü veriyoruz. Eğer siz yatırım yapmazsanız, ben şimdiden fiyatları almaya başladım. Küçük küçük bungalov, ahşap evleri koyacağım. Ordu'da örnekleri var. Fiyatları falan da çok yüksek değil. Yatırımcı gelsin, bölgesine turizm alanı ilan edelim. Burada Büyükşehir Meclisi katkı koysun. Biz Pozantı Belediye Meclisi'ne katkı koyalım. Ama artık Adana'nın turizm destinasyonunda kar turizmiyle ilgili bir değerinin olduğunu ortaya koyalım. Görevinize, beni dinleme nezaketinizi saygılar sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum.